Merhaba. Öncelikle webinarımıza hoş geldiniz. Bu webinarımızda sizinle beraber Autodesk 360'ın mekanik modelleme kısmında küçük bir parça çizip bunun montajını yaparak detaylandırma kısmını yapacağız aslında burada. Ben öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Gökhan Kaya. Yaklaşık 20 yıldır Autodesk sektöründe ben Autodesk ürünlerini kullanmaktayım. Mekanik tarafta daha çok uzmanlığım benim. Inventor, Vision 360 veya analiz ve PDM tarafında genelde kullanıcılara destek ve onlara eğitim vermekteyim. Şimdi bu webinarımızda Vision 360'ın mekanik tasarım anlamında neler yapabildiğini İlk başlayanlara çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi direkt 360 arayüzünden başlayarak işlemlerimize başlayalım. Burada webinar esnasında sorularınız varsa direkt chat kısmından veya orada direkt sor kısmından sorabilirsiniz. Bu sorularınızı da elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Evet, şuradan Vision 360 tarafına geçiş yaptığımızda bizim bir data panelimiz var. Dediğim gibi burada kullanmayı yeni başlayanlar için burada yapmış olduğunuz dokümantasyonların depoladığınız ve onlara ulaşabildiğiniz, projelerinize erişebildiğiniz, projelerinizi depoladığınız bir alanınız bu mevcuttur. Benim burada eğitim projesi şeklinde bir projem var ve buradaki alt klasörlerde depolamamı yapıyorum bölümlerime göre. Burada Project Manager tarafında iki alan vardır. Data kısmı depoladığınız dosyaları gösterir. People kısmı da bu projeye dahil olan yeni elemanları veya projede beraber çalıştığınız kişileri gösterecektir. Şimdi bugün sizinle beraber bir Genova dişlisi çizeceğiz. Bu Genova dişlimize öncelikle bakalım nasıl bir şey. Tabii buradaki bütün bu dişli kutusunu beraber çizemeyeceğiz. Çünkü bunun yarım saate sığdırmamız biraz mümkün olmayacak ama buradaki Genova dişlisinin o dişlisini çizip montajını beraber yapacağız. Şuradan bitmiş halini ben size göstereyim. Bu bitmiş halini sizinle beraber burada yapmış olacağız. Şu dişli kutusunun bitmiş hali. Biz burada bunun montajlamasını ve çizim işlemlerini sizinle beraber çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Evet, şimdi öncelikle benim burada Genova dizisinin yapacağım, yani şuradan start yapacağım. Diğer ekipmanlarını çizdik ama burada benim dişlim yok. O dişlimi şimdi burada çizmek istiyorum. O dişlimi direkt burada çizeceğim. O yüzden diğer parçalarımı ben ekrandan kapatayım ve yeni bir body yaparak bunu çizeyim. Evet, şimdi öncelikle dişlimizi çizmek için bir komponent yapabilmek için öncelikle bir body ihtiyacım var. İşte o body'yi de burada oluşturalım. Öncelikle create sketch diyerek ben dişlimin profilini çizeceğim. Plane'i seçiyorum. Direkt buradan top plane'ini seçerim. Hatta şunu düzeltelim. Genova dişlisinin dişli kısmı aslında bir çemberden çıkmadır. O yüzden öncelikle bizim bir çembere ihtiyacımız var. Benim buradaki dişlimin yarım çapı, daha doğrusu çap kısmı 150 milimetrelik bir çapa sahip. O yüzden geliyorum. Öncelikle burada şu an 150 milimetrelik bir çapa sahip dairemi çiziyorum.
Tabii ki buradaki dinçliği çizerken de çoğu işlemi future bazında yapacağım. Yani tek başına sketch ortamında yapıp bunları tek tek extrusion haline dönüştürmeyeceğim. Çünkü katı modellemede future bazlı işlemleri yaptığınız zaman aslında işlemlerinizi buradan takip edip düzeltmeniz daha kolay olacaktır. Evet, şimdi buradan sketch'imizden finish sketch diye çıkalım ve buna extrusion'dan belli bir kalınlığa verelim. Şimdi benim buradaki kalınlığım direkt 12 milimetrelik bir kalınlığım var. Bunu direkt buradan 12 milimetre diyerek kalınlığımızı verelim. Bu arada Windows'a inç gelmiş. Pardon. Şurada. Metre. O zaman bu da yanlış oldu. Pardon. Bir dakikanızı alacağım. Bir dakika diştim. Tamam. Sayfamın sadece bir şeyini değişeceğim. Şunu milimetreye dönüştürmem lazım. Çünkü benim çizimim milimetre olacak. O yüzden şu son yaptığım skeçte tekrar 150 milimetreye düşürmem lazım. Çünkü 150 santim büyük. Evet, tekrar bunu 12 milimetrelik bir kalınlıkta tekrar dönüştürelim. Yani dişlimin ilk kısmını oluşturduk. Şimdi bu dişlimizin canavar dişlisi biliyorsunuz ki rotarlı bir dişlidir. Yani gecikme yaparak çalışan bir dişlidir. O yüzden bu gecikmeyi yaparken içinde dönebileceği şuradaki ufak bir oyuntuyu oluşturalım. Yani karşılık dişinin içine gireceği bir oyuntudur bu. Bu oyuntu içinde direkt şöyle o çıkartma işlemini yapacağım işlemler için direkt buradaki dişlimin alın yüzeyine bir skeç açıyorum yine. Burayı açtıktan sonra bir tane şöyle uzayda benim dairemin tam merkezinde bir tane daire çizeceğiz. Benim bu dairem yani karşılık dişlinin burada geçmesi gereken dişli 55 milimetre çapındaki bir oyuk gerekiyor. Ama tabii ki bu merkezden yani ölçülendirme yaptığımızda şu merkezden 86,6 milimetre uzakta olan bir boşaltma işlemi. Şimdi bunun bütün olmasının çok önemi yok. Zaten şurada bir patlatma işlemi yapacağız. O yüzden direkt finish sketch deyip ekstrüzyon işlemine giriyorum. Burada boydan boya bir patlatma işlemi yapacağım için öncelikle işlem için profilimi seçiyorum. Sonra bunu distance değil all diyerek patlatmasını söyleyeceğim. Ama şu an ters tarafa gittiği için işlem yapamıyor. Buradan yönünü değiştir dediğimiz zaman ve operasyon kısmında kat kısmını seçtiğimde ki füzyon 360 tarafında işlenme için ayrı ayrı kat join veya işte intersection işlemleri bu tür katılaştırma işlemleri yaparken direkt seçilebilirdir. Hatta new body veya new component seçenekleriyle de direkt AutoCAD'deki o tek bir dosya içindeki montaj mantığı gibi çalışmasına imkan vermektedir. Evet, diğer kısımlarını çok değişmiyorum ve buradan direkt okey dedim. Benim şu an dişlimin ilk kısmını çıkarmış oldum. Evet, şimdi burada canavar dişlimin yani baktığınız zaman şuradan dişlimi açık bakarsam nasıl bir şey olduğunu da görmek istersek yan tarafa bakalım. Bu dişliğe benzer bir şey oluşturuyoruz çünkü. Öncelikle bir açık dişliğimi göstermek istiyorum. Şu dişliği şu an beraber sizinle beraber yapacağım. Bu dişliği yapmak için öncelikle dış kontürümü oluşturdum. Şuradaki benim karşılık yuvamı oluşturdum. Şimdi şuradaki slot boşaltmayı oluşturmayı deneyeceğim. Evet, tekrar buradan dosyama geldim ve alın yüzeyine bir skeç açıyorum yine. Öncelikle şuraya bir tane dik eksen oluşturuyorum.
Sonra bu dik eksenden slot eksenini oluşturması için şöyle çaprazda bir eksen daha oluşturuyorum. Hatta yardımcı çizgim, konstrüksiyon çizgisi diyelim buna. Direkt seçip şuradan konstrüksiyon çizgisine dönüştür diyelim. Diğeri eksen çizgimiz olsun. Ama aynı zamanda da bu çizgimiz, yani şu ikinci oluşturduğum çizgim fix olsun. Yani diğeri değişmesin. Şimdi burada ölçülendirme komutuna girerek şu benim slotumun ekseni 30 derece olacağı için buraya direkt 30 derecelik bir eksen oluşturmasını söyleyeyim. Evet, şimdi şuraya o biraz önce gösterdiğim dişlimin profilini çizmem gerekiyor. Şimdi onu direkt birkaç yöntemle çizebiliriz. Yani daire çizip bunu buradan slot şekline dönüştür diyebiliriz. Ama direkt buradan slot komutuna girip center to center slot veya farklı tipleri de seçebiliriz. Direkt tıkladığımda şuradan rastgele bir uzunlukta ve rastgele bir kalınlıkta şu an ilk aşamada slotumu çizeyim. Direkt çizgi üzerinde seçtiğim için noktalarımı benim 30 derecelik açıma uygun bir şekilde slot oluşmuş oldu. Benim slotumun buradaki genişliği 20 milimetre. Yani şu R yarıçapım benim 10 milimetre olması gerekiyor. O yüzden geliyorum ilk aşamada şuradaki kısmı ölçülendirdiğimde burası 22 değil, direkt 20 olacak. Hatta benim burada dişlimin içinde bir de ufak bir kademenin olmasını isteyeceğim. O yüzden direkt şu yeni çizmiş olduğum slotun iç tarafına uyacak şekilde 3 milimetre, yani eksi 3 milimetre diyelim. Eksi 3 milimetre olacak şeklinde offsetlemesini de yapalım. Bunun aralığı 14 olması gerekiyor. Bakalım 14. Tamam. Drive'ın ölçü olsun. Yani bana sadece göstersin. Parametrik bir ölçü oluşmasın. Ama benim şuradaki slotumun şu merkezden uzaklığını belirlemem gerekiyor. Onu da nasıl belirleyeceğim? Şuradan direkt ölçülme komutunda merkezi buradaki olan uzaklığı yaklaşık 20,50, yani 20,5 milimetre. Bu noktamın yine bu noktaya yüksekliğini de oluşturalım. Pardon. 30 derecemiz var. Evet, bunun yüksekliği zaten direkt kendisi otomatik oluşacaktır. Ama yine de gösterelim kaç milimetre olduğunu. Evet. Evet, 35 nokta yaklaşık 51 milimetre bir çıkıntısı oluşacak. Evet, şimdi bunu çıkartalım buradan. Evet, ben ilk önce iç bölgeyi çıkartmam gerekiyor. O yüzden yine geliyorum. Bu arada buradan ekstrüzyon diyerek iç bölgeyi boydan boya kat işlemi yap diyorum. Yine ters tarafa gitmesini isteyeceğim. Tabii bu işlemi yaptığımda sketch'im otomatikman tüketilecektir. Yani tüketmekten kastımız nedir? Sketch otomatikman kullanıma kapatılacaktır ve diğer işlemin alt tarafına geçecektir. O yüzden benim ne yapmam gerekiyor aslında burada? Sketch'imi eğer görünür hale getirirsem bunu başka işlemlerde de kullanma şansım mevcut. Buradan ilk aşamada geliyorum ve ekstrüzyon işlemine girdiğimde yine bunu bu miktar çıkartma işlemi yapacağım. Yine distans diyorum. Çıkartma işlemi yapacağımı söylüyorum. Ve bunun derinliği de 3 milimetre olacak. Şu an tabii ki bu yön kavramına baktığınız zaman yukarı doğru gittiği için kat işlemini yapamıyor. Burada direkt ben eksi işareti girdiğimde ters yöne gitmesini ifade etmiş olurum. Ve benim çıkartma işlemim gerçekleşmiş olur. Eğer
Burada skeç değişimiz bittiyse direkt buradan skeçimin görünürlüğünü kapattığımda benim ne olacaktır? Gözümün önündeki o kirlilik ortadan kalkacaktır. Yapmış olduğum işlemlerse tamamen bakın ne yapıyor? Alt taraftaki işlem historisi yani işlem tarihi değil Türkçe'ye çevirebiliriz. Tasarım tarihi diye çevirebiliriz veya geçmişi diyebiliriz. Bu kısımda yaptığım işlemler burada görünüyor. Ama yaptığım nesneler, işte sketch, body veya herhangi bir bağlantı işlemi ise nerede görünüyor? Tamamen burada. Yani yandaki o browser'da görebiliyoruz. Şimdi bu dişli olduğu için, parçam gelip bunun içine girmesi gerektiği için şuranın keskin köşe olmaması gerekiyor. Ve ben bundan 6 tane yapacağım için bu düzeltme işlemini burada yapıp böyle bir dağıtma işlemi yaparsam bu işleminden 6 tanesinden kurtulmuş olacağım. O yüzden geliyorum direkt modify başlığı altında buraları yuvarlat diyorum. Ben Vizyon 360'ımı İngilizce kullanıyorum ama kullandığım tabirleri genelde Türkçe olarak kullanmaya çalışıyorum şu an size. Buradaki yuvarlatmamızı da yapalım. Bu yuvarlatmamız 2 mm'lik bir yuvarlatma olacak ki diğer parça gelip bunun içine girmek için buraya çarptığında bu yuvarlatma onun takılmamasını sağlayacak. Şimdi burada ne yapalım? Öncelikle bu parçamızı bu daireye yaymam gerekiyor. Nasıl yayacağız burada? Buradan pattern komutuna girelim. Biliyorsunuz ki burada rectangle pattern veya diğer patternlere direkt buradan erişebiliyorum. Ama bir patternin içine girdiğimde buradan diğerlerine şuradaki üst kısmındaki type kısmından geçiş hakkı veriyor bana. Şimdi baktığımız zaman object type kısmını ne yapacağız? Ben burada ne yaptım? Feature yani bir unsur oluşturdum. Bu unsurları dağıtmam gerekiyor. Şimdi burada 360 body'leri de face'leri, feature'ları, komponentleri bunları Türkçe çevirirsek komponent unsurları, yüzeyleri ve gövdeleri ayrı ayrı dağıtabilir. Ben burada direkt feature'ları seçiyorum. Obje kısmında burada yapmış olduğum fillet, yapmış olduğum ikinci çıkartma, burada yapmış olduğum büyük çıkartma ve ayrıca şuradaki yarım daire şeklindeki çıkartmayı seçiyorum. Eksen kısmına geldiğimde eksen benim buradaki büyük dairemin eksenidir. Bunu 6 eşit parça olarak benim parçama yansıtmasını istiyorum. Şimdi burada bu işlemi yaparken şurada zaten Compute tip kısmında Adjust'u seçiyorum. Bu ne yapıyor? Buradaki dağıtmış olduğu parçaları dairenin o anki açısına denk olacak şekilde çevirmiş olacaktır. Distribution yani dağıtım kısmında full'ü seçiyorum. Belli bir açı seçmiyorum. Separation'ı açtığım zaman ne yapacağını biliyorsunuz. Burada check işaretleri gelecektir. Ve buradan istemediğim olursa onu ne yapıyorum? Buradaki check işaretini tıklayarak çıkartabiliyorum. Evet, bir okey diyelim bakalım nasıl bir şekil oluşacak. Dikkat ederseniz o yuvarlak dairesel küpten şu an hiç beklenmeyen bir resme dönüştü. Benim şu an dişlimin aslında ana kısmı oluştu. Buraya şimdi şuraya yatak kısmını yani o gövde kısmını da oluşturmaya başlayayım. Evet. Burada ilk kısım olarak yine skeç açıp şu gövdenin alın yüzeyine ilk dışarıdaki şeyi oluşturayım. Gövdenin kendisini oluşturalım buraya. Ve bu benim 50 çapında bir daire olacak. Yine merkezi seçiyorum. Ve buraya 50 mm çapında bir daire seçiyorum. Daha sonra çiziyorum. Evet, finish sketch diyelim. Bunun yüksekliği ne kadar olacak? Bunun yüksekliği 13 mm olacak. Baktığımız zaman tıklıyorum.
Evet, yine profilimi seçtim. Burada distance kısmında 13 milimetreyi seçiyorum. Evet, yukarı doğru yükseltimi. Bu sefer artık cut değil, join kısmını seçiyorum. New body oluşturmayacağım çünkü bu burada ayrı bir gövde olmayacak. Intersection cut'ı seçmeyeceğim. New component montaj çizerken kullandığım bir şey olacağı için bunu kullanmayacağım. Direkt join diyerek aşağıdaki dişli prep'e bağlanmasını söyleyeceğim. Ve okey dediğimde benim buradaki modelim oluşacak. Şimdi tabii böyle direkt şey oluşturmayacağım. Öncelikle şuraları benim biraz pah kırmam gerekiyor. Burada da pah kırma işlemini direkt modify sekmesinde chamfer'a geliyorum. Buradan şu kısma 1 milimetrelik bir pah kırmak istiyorum. Artı olarak burada şu alt kısımda yuvarlatma yapmak istiyorum. Bu alt kısmın yuvarlaması da şurayı yuvarlatacağım. 3 milimetre olmasını isteyeceğim. Ki böylece ima şeyi daha kolay olsun. Keskin köşeyi çünkü istemiyoruz. Çünkü imalat yapılan çoğu parçanın keskin köşesi istenmeyen bir durumdur. Evet, şimdi içerideki kısmı çizmek istiyorum. İçerideki kısım ne olacak? Onu yapalım. O da yaklaşık burada 35 çapına sahip bir dairem olacak. O yüzden ne yapıyorum? Buraya bir skeç açıyorum. Skeçimi direkt yine buradan bir daire çizelim. Evet, benim çap dilim 35 olacak. Yine finish sketch deyip ekstrüzyon diyorum. Tabii burada aslında kısa olarak da kullanabiliriz. Ben burada şunu boydan bayağı doğru yönde kat yapmasını istiyorum. Yani çıkarmasını istiyorum. Tabii bu çıkarma işlemini yaptıktan sonra da burada ne yapacağız? Aslında bunu boydan boya yapmayacaktım. Pardon. Sen şu an yanlış bir işlem yaptın. Bu yanlış işlemi düzeltmek için ne yapmam gerekiyor? Bakın, unsur ağacı burada olmadığı için unsurların benim nerede olacaktır? Burada. Bu kısımda sağ tuş Edit Feature diyerek bu unsurun düzeltme menüsüne ulaşacağım. Biz normal klasik CAD programlarında genelde unsur ağacımız hep bu sağ tarafta olur. Ama burada Fusion 360 tarafında alt tarafta. Evet, bunu all değil de distance deyip 5 milimetre aşağı inmesini isteyeceğim. Ama yine cut yapacak. Tabii ki burada yön kavramı ters şu an. Bunu ne yapacağız? Eksi 5 milimetre yaparsak yönünü ya da şuradan yönünü değiştirebilirsiniz. Şimdi bu iç kısmı açmış olduğum şuraya boydan boya delik delmek isteyeceğim. O yüzden oranın da bana yarıçapı 27, pardon gerçekten çapı 27 milimetre olacak. Daire çizdikten sonra ekstrüzyon deyip burayı bu sefer boydan boya ne yapmasını isteyeceğim? Kat işlemi yapmasını isteyeceğim. Evet. Şu an parçamın bir kısmı oluştu. Şöyle taptan bakarsak parçamız oluştu. Ama parçamızda bir tane de hatta şuraya bir de chamfer yapalım yine 20 metrelik.
Evet, şurada görünüyor. Şimdi bu kısımda bir tane de bu dişliği bağlayabilmek için bir tane ne yapalım? Şuraya kam yuvası açalım. Onun için yine ben skeç açıyorum. Direkt şurada bir tane kam yuvası için bir dikdörtgen oluşturuyorum. Bu dikdörtgenin boyutlarından genişliği direkt 8 mm'lik bir genişliğim var. Uzunluğunu yapmayacağım. Çünkü uzunluk çok önemli değil. Ama merkezden uzaklığını gireceğim. 8 mm diyelim. Ama tabii ki bunun bir de tam ne yapmam gerekiyor? Şu orta noktasını S seviyeye getirmem gerekiyor. Yani şöyle yapalım hatta garanti olsun. Nasıl yapabiliriz? Bu ölçünün direkt yarısı olsun dememiz yeterli. Şu derinliği de şimdi benim girmem gerekiyor. O derinliğim de benim 15,80 mm. Evet, şurada bir ufak bir sıkıntı var. Nedir o da? Burada gidip şurayı yakalamış. Yani köşe çizgilerine denk gelmiş. Şuradan bir slice diyerek bir görüntüyü keselim. Bakın dikkat ederseniz fark ettiniz mi? Dikkat edin. Bunları direkt yakalamış. Ki bu benim istediğim bir olay değildi. Ben burada bunu ne yapmam lazım? Birini buradan silmem gerekiyor. Çünkü bunu buradan kopartmam gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Direkt silelim orayı. Şöyle. İstemediğim bir olay çünkü. Şimdi ölçülendirirsem. Pardon. Merkezden olan uzaklığı 15,8 mm olması yeterli. Evet. Şimdi bunu buradan çıkartmam gerekecek. Direkt yine ekstrüzyon deyip şu alanı buradan katlayarak direkt boydan boya çıkartıyorum. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bunu hep boydan boya yaptım ben. Ve bu işlemi tuttu. Şuradaki history istediğiniz zaman geriye çektiğinizde otomatikman o history'nin, daha sonra o sınır çizgisi, end of part'ın sağ tarafında kalan kısımlar hiç yapılmamış olarak varsayacaktır. Sol tarafındakiler ise göreceksiniz. Mesela burada bu kısmı yaptık ama mesela ben burada şu yuvarlakları yaptıktan sonra yapmış olduğum şu boydan boya delmeler aslında arka plandaki kısımda da olması gerekiyor. Eğer bu yaptığım işlemlerden önce bir işlem yapmam gerekiyorsa burada olduğu gibi şu history'nin endoftunu geri çekip işlemlerimi yapıp tekrar endoftu bunların sonuna çektiğimde şuradaki işlemler parçanın önündeki işlemlere de etki edecektir. Şimdi tekrar buradan tıklayıp buraya bir tane profil açıyorum. Ve bu tarafa da 4 mm yüksekliğinde diğer taraftaki yine aynı genişliğe sahip evet elde yapacağım.
Ve en yüksek neyim? 4 mm olacak. Yine join'i seçiyorum. Yani bağlamasını istiyorum. Artı olarak buraya 3 mm file satacağım. Neredeyse ne yapacaktır? Buraya gelecektir. Artı şuraya da küçük bir miktar chamfer atacağım. Peki, bakalım 20 mm yaparsak yapabilecek mi? Evet. Tam da önce çizgiye denk gelen kısmı da bunu işlemiş oldum. Şimdi bu işlemlerden önce yapmış olduğum o delme işleminin buna yansıması için şuradaki endo part'ı şimdi sona çektiğinde dikkat ederseniz işlemler son yaptığım parçanın son yaptığım halinin oraya da geçmiş olacaktır. Evet, işimiz bitmek üzere. Şimdi istersek mesela bunu boyayabiliriz de. Hatta boyayalım. Böyle direkt şey kalmasın. Şuradan direkt boyama işlemlerimizi gerçekleştirelim. Pardon. Evet. Şuradan apprentice kısmına geçelim. Öncelikle fizikten materyal kısmına da öncelikle malzeme de atıyorum buna. Evet, malzeme kutucuğum geldi. Burada farklı tip malzeme tiplerimiz mevcut. Biz standart materyal atacağım için. Buradan öncelikle gidiyorum metal kısmına. Metal kısmında farklı metal tiplerimiz mevcut. Burada ne diyelim? Iron cast olsun. Direkt buradan bunu buraya sürükleyerek malzemenize bu bilgiyi atayabiliriz. Şimdi bir de bunu ne yapalım? Farklı renklere bürümek istersek parçanın tümünü farklı renklere bürüyebildiğimiz gibi burada parçanın belli yüzeylerinde farklı renkler yapabiliyoruz. Şimdi appearance kısmına geçtiğimde yani renklendirme kısmına geldiğimde burada ben bunu direkt şuradan renklendirebilirim. Burada farklı tipler var. İşte metalik renkler veya ayna. Direkt boya kısmında, boyama kısmında burada mevcut boyalar var. Baktığımız zaman bu boyama işlemini yaparken direkt seçilen şu yüzeye direkt bunu atamak istersek direkt atayabiliriz. Hatta pardon şurada body demeyelim de face diyelim atama işlemi için. Yanlış bir şey oluyor. Bir de rengimiz lacivert değil. Mavi seçersek bizim için daha güzel bir renk olacaktır. Şöyle. Evet. Evet, boyama işlemini de yaptık. Hatta şu iç yüzeyleri de böyle şey değil. Şöyle bakalım. Şu hale getirirsek daha güzel gibi olacak. Evet, şimdi bununla çok zaman kaybetmeyelim isterseniz. Benim şu an dişli kısmım
Bitti. Şimdi bunu ben bir body olarak oluşturdum. Yani henüz bir komponent değil. Diğer parçalarımla aynı şekilde parça şeklinde değil. O yüzden nedir? Hiçbir şekilde tutup bunu sürükleyemiyorum veya başka işlemlere kullanamıyorum. Montajlamasını yapamıyorum. Ama ne yapmamız gerekiyor? Biz yapmış olduğumuz body'leri burada görebiliyoruz. Buraya ne diyelim öncelikle? Buna bir isim vereyim mesela body'sine. Buradan bu şekilde body'ye isim verebiliyoruz çünkü. Şimdi Fusion 360'da bu şekilde tasarladıktan sonra bunu şurada body başlığı altındaki klasörün içindeki yapmış olduğum o işlemler ayağını sağ tuş yaparak buradan ne yapabilirim? Create component from body diyerek bunu yeni bir parçaya dönüştürebilirim. Böylece artık bu bir parça konuma geldiği için artık uzayda mouse'umu tutup çekiştirerek bunu ne yapabiliyorum? Çalışabiliyorum. Şimdi diğerlerini ne yapayım ben burada? Açalım. Hatta şunu şuradan kaldırayım madem. Kalsın. Şimdi diğerlerini açıyorum. Evet. Şimdi bunlar daha önce hazırlamış olduğumuz parçalardı. Bunların montajını şimdi beraber yapalım. Tabii ben burada bunların hepsini tek tek çizmeye kalktığımızda bunu ne yazık ki bir saate sığdıramayacağımız için bir kısmı daha önceden çizildi. Şimdi bunun montajlamasını yapıyorum ben. Buradaki gövde kısmını götürüp buraya montajlamasını gerçekleştireceğim. Nereden? Şu alt düzlemi ve merkezini getirip buradaki yuvaya oturtmam gerekecek. Şimdi yapalım. Evet, şuradaki montaj yap komutuna geldiğinde dikkat ederseniz Fusion 360'ın aslında en güzel taraflarından birisi montaj içinde çalışırken hem montaj komutlarını hem normal part komutlarını aynı anda ekipman içinde kullanabiliyorum. Eğer ekipmanın içinde düzeltme yapacaksam direkt ne yapıyorum burada? O parçayı şuradaki noktaya tıklayarak aktif hale getir dediğimde şu an mesela diğerleri pasif olacaktır. Sadece bu parça üzerinde işlem yapmama izin verecektir. Ama ben şu an direkt montajımı ne yapayım burada? Aktif hale dönüştüreyim. Evet. Join komutuna girdim. Şuradaki benim ana çerçevem, frame'im grounded olduğu için direkt pasif olarak gelecektir. Bu parçamı buradaki yuvaya oturtalım. Şimdi öncelikle geliyorum. Bakın şöyle buradaki join yani snap noktaları vardır. Bu snap noktalarını kendisi yakalıyor ama ben burada şu dairemin merkezini kullanacağım ve götürüp bunu nereye bağlayacağız? Buradaki şu dairemin merkezindeki snap noktasına götürmesini isteyeceğim. Şimdi tabii ki Fusion 360 bu animasyonunu yaparken buraya direkt götürüyor. Ben bunu nasıl bağlayacaksın diyor. Bakın bağlamayı yaptık. Burada seçeneklerimiz mevcut. Direkt simple şeklinde gerçekleştirdim. Peki doğru mu? Doğru bağladı. Eğer yanlışsa ne yapabilirim? Şuradaki fliple yönünü değiştirebilirim. Peki motion kısmı da burada benim için önemli. Çünkü burada biz standart bir mate yapmıyoruz. Bir joint işlemi. Yani eklem oluşturduğum için bu eklemin davranış şeklini de belirlemem gerekiyor. Bakın ne yapıyorum? Burada bunun dönmesine izin vermem gerekiyor ki bu parçam dönmesi serbest olsun. Eğer istersek bu dönme hareketini ne yapabiliriz? X ekseninde, Y ekseninde ki şu an
ekseninde ben seçiyorum. Bir de custom diyerek ne yapabiliriz? Herhangi bir çizgiyi seçerek o eksende oluşmasını söyleyebiliriz. Evet. Burada eğer harekete sınır vermek istersek minimum, maksimum bir de rest değeri. Yani rest değeri ne olacaktır? Siz mouse'u bıraktığınızda otomatikman o konuma gelmesini sağlayacaktır. Okey dediğinde şu an parçam diğerine beraber yerine oturdu. Evet, şimdi aynı şekilde şu parçamı da buraya oturtmam gerekecek. Yine aynen geliyorum. Şu bölgemi götürüp oradaki şu deyimin üst yatağına bağlamasını söyleyeceğim. Bu kısımda bunun dönmesini serbest bırakabilirim. Ama bunu istersek burada direkt rigid yaparak bunların bütünleşik olmasını sağlayıp bunları ben grup haline getirdiğim için, daha önceden grup haline getirdiğim için beraber hareket ediyorlar. Bu yüzden direkt montajım kolay oluyor. Aynı şekilde şu dişlimle bunu da montajını yapalım. Yine constraint diyelim. Dişlimin şuradaki merkezi benim şuradaki yüzeyime denk gelecek. Evet. Yalnız ben bunu değil, diğerini seçecektim. Şunu iptal edelim. Evet. Şunu istiyorum aslında. Evet. Böyle olmasını istiyorum. Bu peki serbest olacak mı? Hayır, bunu da rigid bağlamasını istiyorum. Otomatikman şu an buradaki bağlantıyı gerçekleştirdi ve şimdi dişlimi götürüp buradan şu noktamı buradaki şu yatağa bağlamasını söyleyelim. Evet. Eğer ters oldu demiştik, ne demiştik? Şuradan yönlerini değişebiliriz. Otomatikman yönlerini değişecektir. Okey diyerek bunu da buraya oturttuk. Şimdi tabii ki bu ilk başta evet bir yanlış yaptık. En son yaptığım benim buradaki en son yaptığım bu bağlama işlemi rigid olmaması gerekiyordu. Neden? Hatta bunun gibi dönebiliyor olması gerekiyor. Ama ben buradaki işlemi yanlış yaptık. O yüzden joinler altına gittiğimde en son yaptığım şu rigid 7 kontağını editleyerek bunu rigid değil dönebilen yani revelation olması gerekiyor. Evet, böylece yapmış olduğunuz aslında dikkat ederseniz her işlemi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben şuradan görüntümü de açayım az bu arada. Evet, şimdi baktığımızda şu an iki parçam da burada hareket edebiliyor. Ki bunların pozisyonlamasında ilk pozisyonlamasını bizim ayarlamamız gerekecek. Buradan fronttan bakarak bir bakalım. Evet. Burada hassas bir nokta var. Oraya denk gelmemesi gerekiyor. Şimdi tabii ki bu yapmış olduğumuz işleme göre bakalım bunlar bir kesişim gerçekleştiriyor mu? O da çok önemli çünkü. Nereden bakacağız? Utility kısmına gidip şurada interference diye komuta tıklayıp bu parçam
Acaba iç içe geçiyor mu? Bakalım. Komput diyelim. Evet, bir miktar bunlar iç içe geçmişler. O yüzden şu açıyı iyi ayarlamam gerekecek. Hatta şuradan kesit olarak bakabilirim. Bir miktar aşağı indirelim. Evet. Evet. Tekrar bir bakayım. Ha, burada şey de var. Şurada geçiyor mu acaba bakalım. Evet, no interface dedi. Yani artık geçmem yok. Şimdi tabii şu kesiti de kaldırayım. Şuradan lambasını söndürdüm de kalkacaktır. Evet, şimdi şurada peki bunları çalıştırdığımda daha sonra tutup çevirdiğimde bir hareket yapacaklar mı veya dediklerinde? İşte bunu yapabilmek için de burada şunu yapmanız lazım. Kontak set dediğimiz kontak set sistemini açmak gerekiyor. Enable diyelim. Bununla şu parçam arasında yani burada Solid 14 dediğim şu parçamla yeni çizdiğim parçam arasında bunu buradan seçeyim. Pardon. Kontrolle beraber seçiyorum. Bunların ikisinin arasında yeni kontak set oluşturuyorum. Okey diyorum. Bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi ne yapıyor burada? Daha biraz uzaklaşırsak. Bu hareketin de böyle gerçekleştiğini görebiliriz. Evet. Burada bu hareketi elde değil de ne yapabiliriz bir de? Şurada vermiş olduğumuz bizim kontakla Edit Rotation Animate şunu tıklayıp çalışmasını sağlatabilirsiniz. Böylece elde değil, direkt orada bir tür motor varmış gibi yine çalışacaktır. Şimdi evet, bunu durduralım. Oluşturulan bu resminde ne yapabilirsiniz artık? Direkt Fusion 360'ın yine kendi içinde mevcut olan Drawing kısmında From Design butonuna tıklayarak buradan bir şablon seçerek bunu ne yapacağız? Dosyamızı teknik resmini hazırlayacağız. Şimdi buradan otomatik manuel kısmına manuel seçiyorum. Evet, create name, ISO, A3 kağıdını oluştursun. Evet diyorum. Biraz bekliyorum. Şu an teknik resmi açıyor ve teknik resme bu görüntüyü yerleştireceğim. Evet, görüntüm geldi. Tabi buradan direkt skalasını ayarlayabiliriz. 1 bölü 2 diyelim. Evet. Okey diyelim. Buradan direkt
Şunun görüntüsünü alalım yine. İstersek yine buradan bu dosyamızın şunu istemiyorum ben. Direkt şuradan şöyle yardımcı görmüş olalım. Evet. Hatta şunu bir edit yapalım. Buradan bunu katı gibi göster diyerek katı gibi göstermesini sağlayalım. Şimdi ana ölçüleri de verelim buradan. Direkt burada birçok ölçü komutumu olduğu gibi şuradan iki merkez arasına pardon olmadı. Şu burada. Pardon. Yine bakalım ne? Meşin. Şuradan iner de meşin diyelim. Bununla bu merkez arasına şurada erdim. Evet. Şurasının direkt bilgisini verelim. Aynı şekilde burayı da verelim. Evet. Eksen çizgilerini direkt center markları oluşturalım buradan. Evet. Bunu tabi istersek diğer detayların kısımlarında aynı şekilde yapabiliriz. Buraya bir tane de parça listesini yerleştirelim. Ve şuradan şunu yerini değişelim. Evet. Direkt otomatik bağlamasını da kendisi otomatik yaptı. Otomatik görüntüden. Buradan otomatikman bunun direkt parça listesinde mevcut olarak buraya yerleştirmiş olduk. Evet, dediğim gibi Füzon 360'ın çok geniş bir alanı var. Burada kısaca küçük bir dişli imalatını, dar dişlinin tasarımını, bunun montajlanmasını ve bu montajında buraya otomatik bir şekilde Drawing'in oluşturulmasını sağladık. Evet, sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Sizin de çok fazla zamanınızı burada almak da istemiyorum. Zaman aşımı yaparak. Öncelikle dediğim gibi katıldığınız için teşekkürler. Umarım faydalı bir webinar olmuştur sizin için de. Evet, bir soru var. Aytekin Bey bir soru sormuş. PDF olarak adım adım anlatan bir hali var mı diye. Yani şu an bu yaptığım uygulamanın bir PDF hali yok ama ben isterseniz bu webinar notunun altına çünkü bu webinar aynı zamanda Autodesk'in sitesinde, YouTube sitesinde yayınlanacaktır. O kısmı yükler. O kısımdan direkt şey yaparım ben size. Paylaşım olarak bunun PDF yani yapılma adımlarını da orada sizinle paylaşırım. Evet.
Eğer bu projenin içine dahil olmak isterseniz direkt benim projeye dahil olmak için buradan sizi davet edebilirim. Ya da direkt bana gökhan.kaya@proto.com.tr'den ulaşırsanız buraya sizi bu projenin içine dahil edip bundan sonra erişim hakkını da size verebilirim. Hüseyin Bey bir soru sormuş. Füzyon 360'ın pazar payı ve potansiyeli nedir? Şu an şöyle bir elimizde doküman yok. Yani Füzyon 360'ın dünyada veya Türkiye'de pazar payına nasıl bir etkisi var da hangi durumdadır diye bir resmi bir belge yok. Ama bildiğim kadarıyla Füzyon 360 şu an kullanım oranı olarak diğer CAD programlarına neredeyse aynı seviyeye ulaşmış durumda. Evet. Aytekin Bey bir soru daha sormuş. Unsur ağacında parent çetini yapıyı görebiliyor muyuz? Şöyle bir önceki modele döneyim. Şurada fark ederseniz unsur ağacınız burada. Bu unsur ağacından hangi parça neyi etkiliyor diye soruyorsunuz galiba. Ya da hangi unsur hangi unsurlara bağlı şeklinde görmek istiyorsunuz. O şu an için mevcut değil. Sadece burada herhangi bir siz söyleyin. Herhangi bir düzeltme işlemi yaptığınızda sadece bakın burada diğerlerini kapatma işlemini görebiliyor. Ama şu an inventörde olan o unsurların birbirine bağlılıklarını gösteren hani parent child dediğimiz listeyi gösteren hali şu an için Füzyon 360'ta bulunmamakta. Bu arada Hüseyin Bey'in sorusunu tekrardan genişletirsek şimdi %60'ın potansiyeli nedir? %60 şöyle bir güzelliği de oluyor artık. Bir Autodesk'in platformu haline dönüşüyor. Yani platformdan kastımız nedir? Autodesk bu %360 tarafında çok büyük yatırımlar yapacak ve onu geliştirecek türden bir yatırımlar yapıyor. Ve burada %360 şu an için bir hani modelleme aracı olarak çok pratik bir araç. Ve kullanımı çok kolay. Adapte olması çok kolay. Her yerden, her zaman çalışabileceğiniz şekilde bulut sisteminde çalışıyor. Yani bilgisayarınızda bir depolama sistemi tutmuyor ve buradan direkt kolay bir şekilde dosyalarınıza veya projenize direkt dahil olabiliyorsunuz. Başkasının projesine dahil olup ona yardımcı olabiliyorsunuz. Bu dünyanın herhangi bir yerinde olması hiç önemli değil. Çünkü burada şu an normal o bilindik CAD sistemlerinde sizin bu herhangi bir şeye projeye dahil olmanız için mutlaka ne olması gerekiyor? Onların sistemine bağlanmak gerekiyor. Burada öyle bir şey de yok. Direkt sizi projenize davet etmesi ve o projeye dahil olmanızı sağlıyor ve burada beraber bir modellemeyi çok rahat bir güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Füzyon 360 ileride çok daha gelişecek ve eminim ki çok daha piyasaya yayılmış olacaktır. Autodesk de zaten bunun için elinden geleni yapıyor. Hatta yatırımlarını yeni aldığı yazılımları da Füzyon 360 tabanına geliştirmek için kullanıyor. Evet, Hüseyin Bey'in bir sorusu daha var. Burada gördüğüm kadarıyla versiyon yönetim hizmeti de sağlıyor şeklinde bir sorusu var. Doğru. Füzyon 360 içinde PDM dediğimiz, o bunun basit halini içinde barındırıyor. Ve burada versiyonlama, yani yapmış olduğunuz değişimleri de otomatikman burada versiyonla tutabiliyor. Şimdi bu önemli bir olay. Neden önemli bir olay? Şurada diyelim ki bu versiyonu da kaydedelim. Yani şeyi bozmuşuz. Neyse.
Burada versiyon kontrol kısmında ne diyorum? Benim bir mesaj ya da bir açıklama giriyorum. Ne diyorum? Nişne çizimi yapıldı. Ve montaj bitti. Buna okey dedim de şu an bakın benim montajım buradaydı. Şu canavar şey olan şekli. Otomatikman onun şu an kayıt işlemini gerçekleştiriyor. Ama bu kayıt işlemi gidip diğerinin üzerine yazmıyor. Bunun otomatikman ne oluyor? V3 versiyonuna dönüştürüyor. Ben bunu V2 versiyonuna her zaman dönebilirim veya V1 versiyonunda her zaman görebilirim. Bu da benim dataları hani save as yaparak bir yerde gerektiren ve gerek olmadan direkt kullanmamı sağlıyor. Evet, şurada dikkat ederseniz V3 şu an oluştu. Bakın şuradan V yazısına tıkladığımda kimlerin tarafından bu işlemin yapıldığı bakın 30 saniye 12 dakika önce veya işte saat 3'te bugün. Burada kimler tarafından, hangi saatte, kimin tarafından bu işlemin yapıldığı, bu dosyanın bir yerde kullanılıyorsa, içinde kullanılan bir dosyası varsa onu görebiliyorum. Nerede kullanılıyorsa onları görebiliyorum. Varsa teknik resmi, direkt teknik resimlerin bilgisine erişebiliyorum. Şurada tabii teknik resmini de kaydedelim. Kaydet diyelim. Otomatikman bu da kayıt olsun. Şimdi baktığınız zaman burada direkt benim canavar işlemi oluştu. Şimdi history kısmı bunun geçmişini, use kısmında içinde kullanılan dıştan gelen parçalar varsa onu gösteriyor. Çünkü şu an benim bu parçanın içinde dışarıdan gelen bir parça yok. Hepsi normalde parçamın içinde oluşan elemanlar. User kısmında bu eğer bir yerde kullanılıyorsa direkt onu görebiliyorum. Pardon. Ve drawing kısmında da bunun drawing'i mevcutsa drawing'ini de buradan görmüş olur. Evet. Ayrıca bu arada bir de neyimiz mevcut? Burada top kısmında yani modelleme kısmında bakarsak şurada pardon. Bakın manage diye bir bölgesi vardır ki bu yeni yüklediyseniz fark etmişsinizdir. Burada bu parçamızın process dashboard'un detayını, change order'ını veya release with change order dediğimiz adımlarını görebiliyorum. Ama buradaki manage tabı şöyle bir özelliği var. Herkese açık olmayabilir. Burada füzyon manage dediğimiz bir uygulama mevcuttur. O füzyon 360 manage'in sahip olmanız gerekebilir. Çünkü orası PLM yazılımının füzyon 360 tarafındaki eklenti tarafı. O yüzden bu manage tabu belki size gelmiş olabilir ama buradaki yetkiler size açık olmayabilir. Atahan Günay Bey bir soru sormuş. İçinde boşluklar olan bir STL dosyasını füzyon 360 üzerinde açıp içindeki tüm boşlukları doldurmanın bir yöntemi var mı? Aslında bu kısımda şöyle mesh kısmına gittiğimiz zaman mesh kısmında tamir kısmı vardır. Burada tamir kısmında o ama buradaki tabii ki boşluk kısımları şöyle yırtıklar mı yoksa içi boş mu geldi? O da önemli. Eğer yırtıklarsa yırtıkları bizim bir şekilde şuradaki komutlarla dikmemiz gerekiyor. O dikme işlemini yapmamız gerekiyor. Şimdi STL dediğimiz komutta gelen şeyler genelde mesh yapısına ve mesh yapısındaki düzeltme şu komutları kullanarak yapmamız gerekecektir. Burada direkt içini doldur komutu yapabilmek için öncelikle bunu bizim yüzeye çevirdiğimizde yüzey komutlarında şurada boundary fill dediğimiz bir komutla bunu içini doldurarak katıya dönüştürmesini sağlatabiliriz.
Ama içini doldurabilmesi için mutlaka sizin o SDR'den gelen dosyanın yaratık kısımlarının dikilmiş olması gerekiyor. Açıklayabildim mi tam olarak? Şey olarak Atahan Bey. Yani sizin mutlaka onu yüzeye çevirip yüzey kısmında içini doldurmuş olmanız gerekiyor. Mesh kısmında onun içini doldurmak için fil ya da o tür bir şey olmayacaktır. Ben teşekkür ederim. Evet, bu tür genelde bu tür daha detaylı sorularınız olursa veya şu an zamanımız kısıtlı olduğu için bitirmek zorunda kalacağız ama daha detaylı sorularınızı Autodesk'in şuradan direkt paylaşayım ekranıma. Direkt Autodesk Türkiye formlarına www.autodesk.com.tr/formlar kısmından erişim sağlayabilirsiniz. Burada Autodesk Füzyon, Inventor, AutoCAD, lisanslama veya genel formlar hakkında Türkçe formlar mevcuttur. Buradan sorularınızı sorduğunuz zaman müsaitlik durumuna göre bizim expert arkadaşlarımız veya orada formun içindeki aktif olan kullanıcılarımız size mümkün olduğunca işinize yarayacak cevapları hızlı bir şekilde vermeye çalışacaklardır. Evet, başka sorusu olan varsa yine cevaplamaya çalışırım. Öncelikle tabii ki hepinize teşekkür ederim bu webinara katıldığınız için, bu akşam vakti zamanınızı ayırdığınız için. Evet. Ben teşekkür ederim Özkan Bey bu arada. Dediğim gibi hepinize ayrı ayrı bu webinara katıldığınız için, dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Dediğim gibi burada Autodesk formlarına direkt autodesk.com.tr/formlar kısmından ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu webinarda anlattığım dosyalara erişmek isterseniz projeme dahil edebilirim size. Bu projeye dahil olduktan sonra bu dosyalara direkt erişim sağlayıp kullanabilirsiniz. Ama ben bir önceki soruda olduğu gibi bu webinarın konusu yayınlandığında webinarındaki bu işlemleri anlatan PDF dosyasını da o YouTube kanalındaki yorumlar kısmına eklemiş olacağım. Evet, teşekkür eden arkadaşlarımıza ben tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer şeyin yoksa, sorularınız yoksa bu akşamki webinarımızı bitiriyoruz. Evet. Herkese iyi akşamlar. Tekrar başka bir webinarda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.